Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Türk Polis Teşkilatı 173. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Aksaray'da da 10 Nisan Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Aksaray'da 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, İl Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Sunumun ardından 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler şiirlerini okudu. Artık kucağındasın vatan toprağını, altında edebi mutlusun yüz yaprağını. Görevini bil ki artık bize emanetti, Allah'ın sevgisi bize merhametti. Düzenlenen törende Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yıl içinde başarılı işlere imza atan polis memurlarına il protokolü üyeleri tarafından başarı belgeleri verildi. Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Emniyet Teşkilatı'nın 173 yılı geride onur ve gururla bıraktığını belirterek günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. 1845 yılında kurulan, mensup olmaktan onur ve gurur duyduğumuz Emniyet Teşkilatı, devletine, vatanına ve milletine hizmet yolunda 173 yıllık şerefli bir maziyi geride bırakmıştır. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, anayasa ve yasalara sadakatle gece gündüz fedakarca görev yapan emniyet teşkilatımız, halkımızın güvenine sığındığı bir şefkat kapısıdır. Toplumda huzur ve güven ortamının sağlanması, kamu düzeninin korunması, suç önleyici tedbirlerin alınması ve faillerin adalete teslim edilmesi gibi hayati öneme haiz görevleri yerine getiren Türk Polis Teşkilatı, tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün arttırmaktadır. Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü araçlarla kortej geçişi düzenledi. ...15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen resmi törenin ardından protokol üyeleri Aksaray Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Aksaray Belediyesi Piri Mehmet Paşa Alt Geçidi'nde trafik güvenliğinin sağlanması ve yayaların güvenliği için koruyucu tertibat çalışmaları yapıyor. Aksaray Belediyesi trafik kanunu uyarınca Piri Mehmet Paşa Alt Geçidi'nde can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliği açısından taşıt yolunda yayaların güvenli geçişini sağlamak üzere koruyucu tertibat çalışmalarına başladı. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri trafik işaretleriyle belirlenen yaya geçit alanları dışında alt geçit bölgesinde trafik akışını sağlamak amacıyla koruyucu önlemler alıyor. Transit trafik akışının sağlandığı Piri Mehmet Paşa Alt Geçidi'nde belirli yerler ve şartlar dışında giriş çıkış ve yaya geçitlerinde düzenleme çalışmaları devam ediyor. Yapılan koruyucu tertibat çalışmalarıyla birlikte o bölgeyi kullanan vatandaşlar trafik işaretleriyle belirlenen yaya geçitlerini kullanacaklar. Koruyucu tertibatlar köprülü kavşak boyunca Kergi Caddesi'nden başlayıp Migros ve Efor önünden 1310 nolu sokağa kadar devam edecek. AK Parti Aksaray Kadın Kolları ve parti üyesi kadınlar Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de kahramanca görev yapan Mehmetçi'ye destek için kermes düzenledi. Düzenlenen kermese Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da büyük destek verdi. AK Parti Aksaray Kadın Kolları Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görev yapan Mehmetçi'ye destek amacıyla kermes düzenledi. 8 Nisan Pazar günü düzenlenen ve Aksaray Belediyesi Başkanlık Binası yanında kurulan kermese halkın ilgisi yoğun oldu.
AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat ve Kadın Kolları üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen Mehmetçiğe destek kermesine Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da destek verdi. Kermes çadırını ziyaret eden Başkan Yazgı, vatandaşlarımız her zaman övgüyü hak ediyor. Burada hanım kardeşlerimiz de ellerinden geldiği şekilde kahraman Mehmetçiğimize destek olmak için bir kermes düzenledi. Bizlere düşen görev de onlara destek olmaktır diyerek tüm hanımlara teşekkür etti. Biz her zaman ordumuzun yanındayız mesajını veren AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, kadın kolları olarak başta il teşkilatımızın desteğiyle hep beraber Afrin'de büyük mücadele veren Mehmetçiğimize destek oluyoruz. Kermesten elde ettiğimiz gelirin tamamını Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağışlayacağız. Allah herkesten razı olsun dedi. Aksaray Belediyesi Kentsel Gelişme ve Yenileme Projesi kapsamında Aksaray Belediyesi Tiyatro Salonu binasını yeniliyor. Aksaray Belediyesi kent merkezinde bulunan başlıca mimari eserleri koruyarak ve onararak gündelik değerlerle kent yaşamının gereksinimleri doğrultusunda çağdaş teknoloji ve malzemelerle yeniden yorumlayarak hayata kazandırıyor. Bu çalışmalar kapsamında yıllardır tarihi dokusuyla kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Aksaray Belediyesi Tiyatro Salonu yenileme çalışmaları başladı. Aksaray Belediyesi Kentsel Gelişme Yenileme Projesi'nde kent merkezini canlandırmak ve kentin bütünüyle fiziksel, sosyal, ekonomik, yaşamsal ilişkilerini güçlendirmek üzere belediye tiyatro salonu binasını yeniden tasarlıyor. Var olan kentsel dokuya saygılı, özenli ve nitelikli kent mekanları yaratmak ilkesiyle restorasyon çalışmaları kapsamında ihalesi yapılan Aksaray Belediyesi Tiyatro Salonu binasının çatısı söküldü, çevre düzenleme çalışmaları başladı. Tiyatro, sergi, konferans ve seminer gibi faaliyetler için çok amaçlı olarak kullanılan salondaki koltuklar, halı, perde, sahne, akustik tavan, duvar boyaları ve elektrik tesisatları yenilenecek. Fiziki mekan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla idari bölüm ve sahne arkasında fuaye ve sergi salonunda düzenleme yapılacak. Bahçe düzenlemesiyle birlikte açılacak kafeterya ile Aksaray Belediyesi Tiyatro Salonu yeniden hayat bulacak. Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Refik Turan, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. İlimizi ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret eden Doktor Refik Turan, Türk Tarih Kurumu çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Aksaray ve Aksaray Belediyesi çalışmaları hakkında Profesör Doktor Refik Turan'a bilgiler verdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Türk Tarih Kurumu'nun değerli ismini ağırlamış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, değerli hocamıza ziyaretleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı. Ziyaret anısına Aksaray'ın simgelerinden Eğri Minare maketi hediye etti. Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Refik Turan da Aksaray ziyaretinden büyük memnuniyet yaşadığını belirterek şehir için yaptığı çalışmalar dolayısıyla Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. Kurum yayınlarından olan Ahmet Cevdet Paşa Tarihi Cevdet isimli kitap setinin ilk baskısını hediye etti. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen ve çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Sinema Günü etkinlikleri devam ediyor. Aksaray Belediyesi çocuklara yönelik ücretsiz sinema ve tiyatro gösterimlerine devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle her ay farklı okullardan ilkokul çağındaki çocukları sinema günü etkinliklerinde ağırlayan Aksaray Belediyesi, Nisan ayı takviminde Fındık İşi 2 filmi ile Emlak Kredi ve Atatürk İlkokulu'ndan öğrencileri sinemayla buluşturdu. Fındık İşi adlı animasyon filmini Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Başkan Neşe Hasibe Yazgı ile birlikte izleyen miniklerin keyfi yüzlerine ve kahkahalarına yansıdı. Güvenli bir şekilde okullarından alınan öğrenciler hep birlikte film izlemenin keyfini yaşadı. Patlamış mısır ikramıyla filmi izleyen çocuklar, Başkan Yazgı ve eşiyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.